Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın boynuna bakır bir levha asılacaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayeti. Deccal o mümin kulu kesmek için yakalar. Fakat bu sırada onun boynuyla köprücük kemiği arası Allah tarafından bir bakır levha haline getirilir de artık Deccal onu kesmeye hiçbir yol bulamaz. Bu sefer Deccal onu iki eli ve iki ayağıyla yakalayarak fırlatır atar. İnsanlar Deccal onu bir ateş içine attı sanarlar. Halbuki o mümin zat bir cennet içine atılmıştır. Onun, Deccal'in beraberinde bir bahçe ve ateş olması da onun fitnesindendir. Onun ateşi bahçedir. Bahçesi ateştir. Her kim onun ateşiyle imtihan edilirse Allah'tan imdad istesin ve Kehf suresinin evvelini okusun. Onun üzerine ateşi soğuk ve selametli olur. Nasıl ki İbrahim'in üzerine ateş böyle olmuştu. Hadiste bahsedilen yerin acı ve zorlukların olduğu bir yer olduğu anlaşılmaktadır. Fakat burası aynı zamanda da yeşillik ve bahçelik bir yerdir. Allah sevgisiyle ve imanın nuruyla imanlı kişi burada acı çekmeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadiste verdiği bilgilerden buranın aynı zamanda da el ve ayak bağlanan bir yer olduğu görülmektedir. Buradaki kişilerin boyunlarında kimliklerini belli eden bakır bir künye takılmaktadır. Burada ayrıca kanuni bir dokunulmazlık elde edilmektedir. Verilen tüm bu bilgilerden hadiste muhtemelen sanki bir akıl hastanesinde tutulan bir kişiden bahsedildiği izlenimi oluşmaktadır. Doğrusunu Allah bilir.